İstanbul'da yaşanan bu manzaranın ardından İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu kameralar karşısına geçti. Kendini savundu. Vali Mutlu bütün yolların kapalı olduğu İstanbul'da emekçilerin çağrılarına kulak astığını ve Taksim'e gitmediklerini söyledi. Orantısız güç kullanılmadığını da savunan Mutlu, gönlümüzden geçen İstanbulluların 1 Mayıs'ı eğlence alanlarında piknik yaparak kutlamalarıydı dedi. Biz kimseye demir bile atmadık. Biz kimseye taş atmadık. Neticede attığımız gazdan bizim polis memurumuz da etkilendi. Evinde oturan belki vatandaş da etkilendi. O bölgede yoğun olarak oturan. İstanbul'da yaşanan 1 Mayıs manzarasının ardından gözler Taksim'de kutlamaları yasaklayan Vali Hüseyin Avni Mutlu'ya çevrildi. Olayların ardından Vali Hüseyin Avni Mutlu kameralar karşısına geçti, kendini savundu. Sabahın erken saatlerinden itibaren kentteki tüm ulaşımı engelleyen Mutlu, kimsenin Taksim'e gelmeye çalışmadığını belirtti. Alanlara çıkmama konusunda net duruş sergileyen on binlerce emekçi İstanbullu kardeşimize yürekten teşekkürlerimi ifade ediyor. Vali Mutlu polis müdahalesiyle ilgili de konuştu. Orantısız güç kullanılmadığını iddia etti. Ama biz bugün şunu net olarak söyleyeyim. Fevkalade orantılı, fevkalade dengeli bir müdahale gerçekleştirdik. Bu müdahalelerde koşarken, kaçarken yere düşmüş olan insanlar olabilir. Memurlarımız da oldu koşarken düşen. Ama düşene müdahale, kaçana arkadan job vuran, deviren gerekirse bunlar da olabilir. Yani gerekiyorsa güvenlik gücünün bu yetkisi vardır. Bunu yapabilir. Ama bugün böyle bir görüntü alınmadı. Ama suyu, gazı elbette ki kullanmazsanız neyle dağıtacaksınız? Mutlu gazetecilerin orantısız güç sorularına önce sinirlendi, sonra başka bir yöntem olmadığını söyledi. Bunu dağıtmanın başka bir formülünü şayet siz biliyorsanız ve bu soruları bugün televizyon kanallarında pek çok yerde konuşanlar biliyorlarsa bize öğretsinler. Bize öğretsinler. Vali Mutlu'ya göre yaşanan olayların tüm sorumlusu da 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isteyen emekçilerdi. Netice itibariyle 3500 civarındaki bu grup Taksim civarındaki Şişli, Mecidiyeköy, Dolapdere, Tarlabaşı, Beşiktaş, Barbaros bölgeleri ağırlıklı olmak üzere muhtelif yerlerde güvenlik güçlerimizin oluşturduğu barikatlara karşı yoğun saldırılar gerçekleştirmişler. Güvenlik önlemleri ve ulaşım yasaklarıyla İstanbul'da hayatın durdurulduğunu kabul eden Mutlu, gönlünden geçen 1 Mayıs kutlamasını da açıkladı. Mutlu, emekçilerin 1 Mayıs'ı eğlence alanlarında piknik yaparak kutlamalarını isterdik dedi. Gönlümüz İstanbulluların bu bayram gününü evlerinde, mahallelerinde değil, parklarda, caddelerde, alışveriş yerlerinde, sinemalarda, tiyatrolarda, eğlence mekanlarında, akrabalarını ziyarette, aileleriyle piknik yaparak geçirmeleri isterdik. 22 bin polisin görevlendirildiği 1 Mayıs önlemleri kapsamında İstanbul'a şehir dışından 2 binin üzerinde çevik kuvvet takviyesi yapıldı. Yaşanan olaylarda ikisi ağır, çok sayıda polis ve eylemci yaralanırken 72 kişi gözaltına alındı.